Merhabalandın YouTube. Neon Denizi'nin hikayelerinin 3. bölümünden devam ediyoruz. Tales of the Neon Sea, işte her neyse. Onu ve en son bölümde anahtar falan bulmuştuk. Bir tane cinayet işlenmişti. O cinayeti bulmaya çalışıyoruz hemen. Şimdi evet, burada tabii ki de bir şey bulamadığımızı fark ettim. Bu yüzden çıkacağım. Çık ya. Çıkamadım bir türlü. Şimdi öncelikle o günlükte bir şeyler vardı, onları bulmamız gerekiyordu. Günlükte kod benzeri bir şey vardır diyor. Hadi gidip bakalım. Günlüğü geçen bölümde açmıştık. Bu bölümü durduracağım diye kapatıp direkt gitmiştim, her neyse. Şimdi diyor ki 21-28 falan varmış. Başka bir şey yok herhalde. Yani son bölümde diyor neden nefret ettiğini falan anlatıyor diyor. Kaçtı ya? 21.48 miydi? 21.28. Pekala, pekala. Peki sana hala bir şey yapamıyoruz. Hadi bir bakalım, bir deneyelim yani. O muhtemelen diğeriydi. O da 04 22 miydi? Yok. 04 21 miydi? Evet, 04 21'miş. Burada neler neler olduğunu falan görüyoruz anlaşılan. Günlük olarak neler yaptığını falan işte. Tamam diyor ki jeni gelmiş diyor. Tamam, bu arada yeterli malzemeyi de toplamışız. Tamam, burada bir şeyler hatırlatıcılar var galiba. Ama bu kadar bilgi yeter bize galiba. Şimdi evet. Yani az önce olmamasının nedeni gayet buymuş işte. Şimdi dediğine göre Ejeni diye bir kız gelmiş. Sonra da kafasını patlatmış yani. Bizim yaşlı hanımın. Niyeyse artık. Tam olarak da bu şekilde işte. Tabii o vuruş öldürmemiş diyor. Ama hareket edemez hale getirmiş. Ondan sonra ölmüş. Ölünce de diyor robot gelmiş atmış diyor. Sonunda da niyeyse durmuş diyor. Belki de robota bakmalıyız yani. Tamam, o mumluk işte. Bu cinayet silahı diyor. Onu saklamış olmalı falan diyor, işte onu bulacağız kısaca ve Jenny'nin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Belki de işte o robota falan da bakmalıyız gibisinden şeyler dedi. Hadi gidip robota bakalım bir. Bakalım robot ne diyormuş. Evet, bakamıyormuş üstü. Tüh, daha değilmiş. Şimdi çıkacak mıyız ya acaba? Galiba çıkacağız bu arada. Daha bir şey yoktu. Bakayım. Evet, gidiyoruz hadi. Gidip cinayet silahını bulalım. Ben onu öldürmedim diyor. Ben değildim diyor. Ama diyor böyle açık kanıtlar var diyor. Daha geri kalan mı polis istasyonunda söylerse falan diyor. Geldim diyor. İşte bu şüphelimiz falan diyor. O takıları falan aldığını görmüşler işte, neyse. Öncelikle diyor yaptığı zaman yanlış diyor. Bu hırsızlık olayı 4-5 saat önce oldu diyor ama ölmesi işte daha önceydi kısaca. Yani az önceki hikayeyi anlatıyor genel olarak. Doğru diyor, ben çaldım onları diyor ama kimseyi öldürmedim diyor. Bu suç alanında gördüğümüz şeylere göre diyor, kanıtlara göre Jenny diye bir kız asıl şüphelimiz diyor.
Masa şoförü küçük bir kız mı? Senin sorunun ne? Pekala kal diyor. Onu aşağı götür. Sonra konuşuruz seninle. Pekala efendim. Hadi gidelim diyor. Komik bir şey yapmaya çalışma dedi. Evet, hadi. Önce şu Jenny denilen kızı bulmamız lazım diyor. Tamam diyor, onu gidip bulacağım diyor. O robot hakkında da bir şeyler bulmalıyız diyor. Tamam diyor, ben de gidip onu araştırırım diyor. Bitti mi? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Artık şu robotu araştıralım ya. Yeter. Sonunda. Hadi bakalım. Bir şeyler oluyor. Tamam. Tamam, bunları falan da açmalıymışız. Ondan sonra şunu mu? Bir dakika. Sanki bir şeyin sırası ama. Ha. Tamam, en azından şu sıra doğru işte. Belki şöyle. Böyle miydi ya sıra? Evet. Yani o kadar sıralı açmaya gerek yoktu bence. Ama neyse. Tamam. İçsel formlar falan diye işte. Ve gidelim. Elbet bir yere ulaşırız gibi. Yok, ana yere geldik. Bir de şuraya gidelim. Üste de gidelim hadi. Yani bu tür şeylerde rastgele gitmek en iyisi gibi. Şuradan gittiğimizde geri aynı yere geldik. Peki şöyle gitsek. Şuraya. Yeri merkeze geldik. Aşağı indik. Burada hiçbir şey yok. Yukarı çıksak. Buradan aşağı insek başlangıca geldik iyice. Buradan hiçbir yere gidemiyorduk zaten. Geldik. Yani nasıl geldik kim bilir acaba? Ne olmuş diyor. Burada bir ek cihaz var diyor. Kötü kötü şeyler yapıyor anlaşılan diyor. Bir şeyler hatırlıyoruz gibi. Anlaşılan o diğer plak doktor tarzı olan kişiyle ilk görüşmeni başlayacak gibi ama robotun hafızaları diyor. Neden Bayan Peri'nin hayatını kurtarmadı diyor. Bu robot disiplinlerine aykırı diyor. Başım çok kötü ağrıyor. Hey Rex, Rex neden oluyor Rex? Sorunun ne Rex? Acı çekiyormuş gibiydin. Bilmiyorum diyor. Bu robotta bir sorun var. Bir tür eklenti eklenmiş diyor beynine. Bunu daha sonra konuşuruz diyor. Şimdi özel görev birimi bu araştırmayı almaya devam edecekmiş işte. Yani o devam edecekmiş. Bu SMS ne diyor? Neler oluyor burada? Yani Jane'nin önemli bir kadının, pardon, adamın kızı olduğunu öğrendik diyor. Böyle olunca da işte onlar geldiler falan diyor. Artık onlar alacaklarmış kısaca. Biz gidelim o zaman hadi. Müfettiş Royce falan diyor işte. Her neyse ya. Tamam işte bu kız işte şeysine gelmiş. Sonra saldırmış diyor. O çıldırdı ve bana saldırdı diyor. Ben kaçtım diyor. Ama böyle bir şey olamaz diyor. Bu kan sıçramasından falan anlaşılacağı üzere diyor. Bu vuruş aşağıdan gelmiş diyor. Bu robot Stewart çok uzun boylu diyor. Böyle yani böyle bir vuruş yapabilmek için çok tuhaf şekillere girmesi lazım falan diyor.
Sen demek ki o robotun beyin hafızalarına izin olmadan girdin diyor. Yani bildiğim kadarıyla daha cinayet silahını da bulamadın diyor. William geldi cinayet silahıyla. Gelmiş. Yoksa bu... Evet, bu o. Bizim işimiz burada bir... Pardon, bu artık bizim işimiz diyor. Hemen gidin buradan. Pekala müfettiş Roylut. Senin üstlerine konuşacağım diyor. Gerekli olmayacak diyor. Şimdi gidiyoruz diyor. Bekle bir dakika. Jenny için bir şeyim var diyor. Hadi Jenny'ye de verelim. Al sana doğum günü hediyesi. Benim için mi? Yoksa... Tamam, her neyse. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Ben ona zarar vermek istemedim diyor. Bayan Peri çok üzgünüm. Aa, robot da hep. Yine o robot hakkında bir şeyler söyleyebilir misin diyor. Pekala müfettiş Royd. Yeterli diyor. Bu adamı buradan çıkarın. Zaten en başından beri burada olmaması lazımdı falan dedi işte. Kovulduk yani. Hani o robotta beklenmedik bir şeyler oldu diyor. Tuhaf bir şeyler var diyor. Eğer şimdi vazgeçersek diyor. Çok önemli bir bilgiden mahrum kalırız diyor kanıttan. Üzgünüm Rex diyor. Bu özel birimler gelince diyor elim kolum bağlanıyor işte. Ya bu SMS de var ya diyor. Ya artık içten de değilim diyor. Yani işin içinde de değilim falan dedi. Her neyse. O kadar kolay olmayacak ama deneyeceğim diyor o implementi araştırmayı. Birazcık tuhaf davranıyordun diyor. Bir şey mi oldu? Tam olarak emin değilim diyor. Yani düşününce diyor sanki o robot beni etkiledi diyor. Anlıyorum diyor. Yani neyse işte. Şuralarda güzel bir bar varmış diyor. Sonra oraya geliriz falan diyor. Pekala diyor hadi orada görüşürüz sonra falan dedi. Hadi biz de gidelim. Harika diyor William diyor. Onu nasıl buldun diyor. Sanki bir şey anlatırmış gibi heyecanla dans ediyor falan diyor işte. Görünüşe göre çok güzel bir macera olmuş onun için. 2 saat önceye gidiyoruz. Bakalım 2 saat önce William'ın başına neler gelmiş. Mumluğu birisi götürmüş mü öyle mi diyorlar yani? Öyle mi olmuş? Almış ve kaçmışlar falan işte. Sonra da kaybettim diyor. Sakin ol diyor. Ağlamaya başlamış işte. Hadi gidip bulalım o zaman. Anlaşılan gerçekten de robot kediler var. Hepsi benim suçumdu falan diyor. Biyonik kediler mi? Kayıp bir tabela mı? Nerede olduğunu biliyorum galiba. Gerçekten mi? Harika. Şu an hızlıca bulmalıyız diyor ve beni bekleyemem diyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kolu yokmuş. Pekala. Tamam. Yani o kadar da uzun anlatmana gerek yoktu. Yani girebildiğimiz yerlere bir girelim bakalım. Şunu alabilir miyim diyor. Merak mı ettin diyor yaptığım işe diyor. Daha çok şu levye ile alakalıyım falan diyor işte. Levye miydi artık her neyse kolla kısaca. Diyor iyi bir zevkin varmış diyor. Belki de ruh işi olabiliriz diyor. Peki onu bana verebilir misin diyor. Diğer kediler benim işlerimi takdir etmiyor diyor. Gerçekten istiyor musun diyor. Sadece sana bir durumu da veririm diyor. Eğer 3 soruya cevap verirsen benim ve ailem hakkında sana veririm diyor. Sorularıma hazır mısın diyor. Ya şimdi bekle bir konuşalım. Merhabalar.
Tamam, her kederin kendi kaderi vardır falan diyor. Onun kaderi de Miss Connie'nin bilmem ne olmak işte, her neyse. Bakalım başka bir şey var mı? Tamam, burada da bir şey yokmuş kısaca. İyi, tamam, hadi. Hazırız diyelim. Ne yapalım? Sen bir artistsin bir kere. Doğru diyor. Ben yükselen bir artistim. Herkesin kendi kaderi vardır. Bunu da bildiğin diyor. Sıradaki soruda diyor. Düşman ailenin adı ne diyor. Martini miydi? Yanlışmış. Tamam, neyse. O zaman yeniden başlayalım. Yani üçünden birini tahmin ederiz herhalde ya. Martini değilmiş mesela. Şimdi uğraşmaya gerek yok. Witcher mıydı? Doğruymuş. Harika diyor, artık bunu sana verebilirim dedi. Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım, şuradan mı atlayacağız? Ondan sonra üstte atladı. Şuradan galiba o odaya gireceğiz. Yok. Oradaki elektriği kısa devre yaptırıp oradan geçebilmeyi sağlıyoruz. Pekala. Şu üsttekinin renkleri neydi ya? Bir dakika. O üsttekinin bir rengi vardı. Bir hemen ona da baksak mı? Gerçi yani çok da fark etmez ya. Tahmin ederiz herhalde. O afişteki renklerin aynısı olacak muhtemelen. Acaba hangisiydi? Gözlerim ışıktan kör oldu diyor. Tamam. Onların hepsini düzenle diyor işte. Oldu mu? Olmamış. Evet. Acaba hangi renklerdi? Şunu kırmızı yapsak. Gerçi bu sarı olur öbür durumda. Hepsi farklı renkli çünkü. Bu da olmadı. Peki burayı sarı yaptık. Burayı yeşil yaptık. Burayı kırmızı yaptık. Oldu mu? Yok. Peki burayı kırmızı yaptık. Burayı sarı yaptık. Burayı. Pardon. Burayı sarı, burayı yeşil yaptık. Şimdi oldu mu? Yok. Bir gidelim. Kesin bir sonraki yapacağımız doğru çıkacaktı ama olsun. Gidip bakalım hadi. Hadi bakalım. Yani bunu bir dakikayı falan geçtik diyebiliriz. Kırmızı, sarı, yeşilmiş. Yani evet, tam tersine yapacakmışız kısaca. Olabilir, olabilir. Mantıklı. Yani sadece 2 dakika falan geçti işte. Her neyse. Şöyle, şöyle. Oo, zaten sen söylüyor muydun ya? Neyse. Güzel bir asansör sistemi yapmışlar. Ya gidelim o zaman. Bakalım patron ne diyormuş. Bourbon ailesinin oturma odasıymış. Niye orada bir dur bakalım diyor. Gelsin gelsin diyor, bırak diyor. Küçük arkadaşımızı korkutma diyor. Sadece endişelendim falan diyor işte, neyse. Yani neyse, garip garip şeyler oluyormuş işte. Keşke hızlı geçmeseydi ama orada bir soru oldu. Neyse. Yine de yazıları birazcık yordu. Merhabalar.
Bu ne be? Ha. Hayda. Neydi acaba? Hiç unuttum bile. Bu da değilmiş. Bu da değildi. Bu da değil. Hangisi be o zaman? Keşke daha çok dikkat etseymişim yani. Neyse yine dediğim gibi bir dakika sadece. Hangisiydi be? Tamam neyse. Harika diyor diyor. Yani, diyormuş. İki kere diyor diyor mu ya? Neyse. Hayda, dinlemedim ki ben. Bir dakika. Hadi yeniden. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hayır, o değil ya. Bu en baştan başladı bir de. Neyse. Ya bir sal şunu. Ah yine yanlışa bastım. Tamam. Bunu geçtik en azından. Bu seferkine dikkat edeyim hadi. Tamam. Bunu da hızlı geçtik en azından. Harika diyor. Al şu küçük top da senin olsun falan dedi. Ne işime yaradı bu? Tamam aldık. Bu galiba bir işe yarayacak. Muhtemelen şu diğer taraftaki kediye vereceğiz bunu. Değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Şuradan mı iniyoruz artık? Sanki. İyi, güzel. Artık kısa yol açılmış en azından. Muhtemelen işte buradaki kediye vereceğiz onu. Martin'in bir şeyini bulmam lazım falan dedi ama. Tamam. Yani hikayeyi o kadar da okumaya gerek yok tabi. Bilemedim ama birazcık yoruyor açıkçası hikaye okumak. Burada ne oldu şimdi? Bir dakika ya. Yani belki de hikaye okumaya gerek vardır tabii ki. Olabilir. Buradan ne yapacağız ya? Yani bir şey yapamıyoruz gibi. Önce Martin'i bulmalıyız diyor. Martin hangisi ya şimdi? Bu Tom'muş. Sen kimsin? Rock koymuşsun sen. Peki sen? Martin sensin işte. Bir şeyler olmuş işte. Bir yerde gizleniyorlarmış kısaca. Bu biyo kediler bizden farklı mı diyor? Evet. Birazcık farklı falanmış işte her neyse.
Tuhaf tuhaf şeyler varmış kısaca. E bulduk mu şimdi? Gitti mi işimiz? Gidebilir miyiz artık? Evet, bulmuşuz ve bitmiş. Bu da Tesio'ymuş diyor. Lord Tesio dinleniyor diyor. Git buradan diyor. Kapıyı açabilir misiniz diyor. Yardım etmek istiyorum diyor. Şu kızarmış kitabı nereden bulmamız lazımmış. Buradan çıktık artık. Hadi bakalım. Galiba artık yolu o taraftan kapadı. Galiba gidip şu adamdan bir şeyler mi alacağız? Öyle bir şey mi var burada? Yani buradan bir yere gidemedik gibi. Şuradan insek yok. Önce şuradan inmemiz lazımmış. Bakalım bir. Önce üste gidebiliyoruz. Güzel. Yani bir şey olmadı. Demek ki önce aşağı gidecektik. Her neyse. Bir daha yapsak olmaz herhalde. Yok. Biz de şuradan inelim bakalım. Şimdi burada bir şeyleri aç kapa yapıyoruz da daha aşağı inemiyoruz. Pekala. Şimdi aşağı inebiliyoruz ama. Pekala. Burada bir şey var mı? Evet, burada birisi var. Ne bulduğuna göre diyor. Sen iyi bir gözün olmalı falan dedi. İşte her neyse ya. Burada bir şey yokmuş. Ama eğer üste çıkmak istiyorsak burayı kullanabiliyoruz yani. Kısaca. Şöyle. Evet, iniyorum. Tamam, buradan oraya falan artık yeni kapı açıldı orada. Hadi bir ona gidelim. Şöyle, şöyle ve şöyle. Hadi. Bakalım burada var mıymış? Evet, var anlaşılan. Biz şunu bir alalım. Bunu kızartmamız lazım be. Burada da sanki bir şeyler bulacağız. Tinfoil'a karşı. Alüminyum mu tinfoil? Gerçi tinfoil alüminyum değildir herhalde. O folyo muydu? Galiba o. Şuradan üste çıkabiliyoruz galiba. Buradan nereye? Kısa yol gibiymiş yani. Tamam. Buradan o zaman geri eve dönsek. Şunu kızartacaktık ama nereden kızartabiliriz acaba? Şimdi oraya çıkmamızın şimdi bir mantığı oldu işte. Şöyle, şöyle. Tamam hadi al hadi. Al hadi al. Gidip verelim şuna da artık. Bitirsin. Al. Al sana al. Yoksa bu dedi. Evet yeni pişirilmiş catnip dedi. Kedi bilmem ne işte artık her neyse. Tamam mı? Bir dakika ya. Ne oldu şimdi? Şu anda ne oldu ya? Yani evet, hikayeyi okumazsanız böyle oluyor işte. Ama birazcık yoruldum yani hikayeyi okumaktan, o yüzden de tamam yani. Şimdi şunu alınca işte
Tamam, bunu artık kullanabiliriz. Muhtemelen bütün kedilere bunu kullanacağız şimdi. Tek tek ve suçlunun kim olduğuna falan bakacağız gibi bir şey. Yani şunun olduğunu hiç zannetmiyorum. Muhtemelen boss'un yanındakilerden biri. Gidip bakalım. Tamam, hadi test et. Tamam diyor. Bu beğendi diyor. Bu onlardan biri değil dedi. Tamam. Peki sen? Yok, buna da bakmıyormuşuz. Peki sen? O da değilmiş. Peki sen? Yok. Peki sen ha? Sen onlardan biri misin? Yok, ona da bakamadık. Yani sen? Hadi bakalım diyor. Hadi. Evet, hiçbir tepki vermedi diyor. Ama patron tepki verdi diyor. Ne yapıyorsun diyor. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun diyor. Hayır diyor. Tamamladım testi diyor. Aslında boss'unki farklıymış. Tamam, pekala. Ne yapacağız o zaman? Gideceğiz herhalde. Peki senle konuşsak? Yok. Anlaşılan gideceğiz. Ama şuraya bir çıkalım da. Bu bölüm de burada bitiyor. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Bakalım devamında cinayette neler falan olacak işte. Bakalım William nasıl getirmiş bunları. Her neyse.